Bugün ailevi Akdeniz ateşinden bahsedeceğiz. Diğer adıyla FMF hastalığı olarak da bilinir. Aslında yaşadığımız coğrafyada sık görülen bir hastalıktır. Dünyanın diğer bölgelerinde çok daha az, hatta hiç görülmeyen bölgeleri vardır. Bu hastalık genetik açıdan en iyi bildiğimiz hastalıklardan biridir. MEFV diye isimlendirilmiş bir tane geni vardır günümüz itibarıyla. Ve klasik olarak karın ağrısı ve ateş öyküsü, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş öyküsüyle seyreden bir hastalık türüdür. Genellikle çocukluk çağında başlangıç gösterir ama yetişkinlik çağına kadar başlangıcı uzayabilir. Tam bir yaş verilmez ama yeni doğan bebeklik döneminden 40'lı 50'li yaşlara kadar şikayetlerin başlangıç süreçleri olabilir. Bu süreci belirleyen temel faktör bu MEFV geni dediğimiz gendeki hatanın nerede olduğudur. Hatanın olduğu bölgeye göre hastalığın klinik bulguları değişebilir. Genel olarak karın ağrısı ve ateş öyküsü görürüz ve bunlar tekrarlayıcı niteliktedir. Genellikle 3 ila 4 gün süren karın ağrısıyla başlayıp arkasından ateşin eklendiği bir süreç olur ve hiçbir şekilde antibiyotiklere, ağrı kesicilere, ateş düşürücülere cevap vermez. Hastalık aniden başlar, geldiği gibi bulgular da aniden kendiliğinden kesilirler. Bu süreç zarfında hasta periyotlar halinde bu ataklara girmeye başlar. Periyotlardaki kişiden kişiye farklılık gösterir. Bir haftaya kadar atakların süreleri kısalabilir. Bazen 2 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir gelen atak öykülerimizde değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Klasik bir ilacı vardır, kolşisin dediğimiz. Aslında basit bir ilaçtır, çok eski bir ilaçtır. Genellikle de bu kolşisine çok bariz bir şekilde cevap verir ve hastanın şikayetleri bu ilacı kullandıktan sonra hızlı azalır. Fakat çok farklı formları da olabilir. Sadece karın ağrısı, ateş dışında eklem ağrıları, akciğerleri tutabilir, astım benzeri, bronşit benzeri bulgularla gidebilir. Hatta kalp zarını tutabilir. Kalp zarını tutmasına bağlı olarak kardiyak bulgular ortaya çıkabilir. Hatta beyin zarını tutarak baş ağrıları şeklinde kendini gösteren bulgularımızın da olma ihtimali vardır. Peki bunun genetiği nasıldır diye soracak olursak, hem anneden hem babadan gelen MEFV geninde hata olursa, bu iki gen birden hatalıysa biz buna otozomal resesif kalıp deriz. Anne ve baba taşıyıcı olur bu durumda genellikle ve taşıyıcılarda hastalık bulguları görülmez, bilinmez, ortaya çıkmaz diye bilinirdi bu yaklaşık olarak yakın son yıllara kadar. Fakat artık bu FMF genindeki bazı genetik mutasyonların taşıyıcılarda da farklı şekillerde ortaya çıkabildiğini gördük. FMF geninde şüphelenilen bir bulgu vardı. Hep ikinci bir gen daha olduğu, ikinci bir genin FMF hastalığının görülmesini ortaya çıkardığından şüpheleniliyordu. Bu gen bulunamadı ama 6. kromozom üzerinde bir bölgede olduğu tahmin edilen, lokalize olduğu düşünülen bir bölgemiz var. Ama günümüz itibariyle bu bölgede tespit edilebilen bir genimiz ne yazık ki yok. Bunu arama çalışmaları hala devam ediyor. Ama FMF hastalığında bilinmesi gereken temel problemlerden biri bazı genetik mutasyonların taşıyıcı dediğimiz sadece tek bir gende hata olan kişilerde de hastalığa yol açabilmesi. Hatta hiç klinik bulgu vermeden biz buna FMF2 fenotipi diyoruz. Yani FMF2 hastalığı diyoruz. Hiç klinik bulgu vermeden 40-50 yaşından sonra direkt böbrek yetmezliğiyle ortaya çıkabilecek olması. Hatta şu durumda işte 50'li yaşlardan sonra tanı koyamayan ve diyalize giden ani böbrek yetmezliği gelişen olguları değerlendirdiğimiz zaman bunların altında FMF olma ihtimalini hep değerlendirmemiz, düşünmemiz gerekiyor. Ama bu kişilere genellikle bu test yapılmıyor. Çünkü baktığımız zaman klasik FMF bulgularını görmüyoruz. Bu açıdan FMF giderek gelişen, yeni bilgilerin eklendiği, farklı fenotiplerin ortaya çıktığı bir kompleks olarak karşımıza geliyor. Klasik karın ağrısı, ateş öyküsü olan, tanı konamayan, astım benzeri akciğer hastalıkları olan, artı göğüs ağrısı, sırt ağrısı gibi bulguları olup da hiçbir şekilde bunların tanısının ortaya konamadığı ama tabii bunların ataklar tarzında gelmesi gerekiyor. Belli periyotlar halinde ataklar tarzında ya da 40-50 yaşından sonra tanı konamayan ama böbrek yetmezliği gelişip diyalize girmesi gereken
Hastalarda FMF gen mutasyonlarına bakılması gerekiyor. FMF geninde klasik mutasyonlar aslında 5-6 tanedir. Özellikle coğrafyamızda 5-6 tanedir ve genin belli bölgelerine toplanmışlardır. Rutinde siz teste gittiğiniz zaman da ilk bu mutasyonlara bakılır. Ya o yüzden bir FMF testi yaptırdığınızsanız şu ana kadar büyük ihtimalle bu bilinen, en sık görülen mutasyonlara yaptırmışsınızdır. Ancak klinik çok oturuyorsa nadiren görülen genin diğer bölgeleri de vardır. Bunlara da bakmak gerekebilir. Bu açıdan hani FMF bulguları olup FMF'ten şüphelenip test yaptıran insanların eğer klinik bulguları çok uyuyorsa bunu bir yine doktorla görüşerek daha ayrıntılı, daha ileri aşama FMF için normalde rutinde bakılmayan bölgeleri de test ettirmelerini ben genel olarak öneririm. Son olarak söyleyeceğim, bu tarz bulguları olan kişilerin muhakkak bu açıdan bir genetik danışma alarak bir genetik değerlendirme yaptırmalarıdır.